benim için yıkılma. 35 yıl önce katılmıştım. 1978 İstanbul'da. Sanırım o zamanlar zaten sadece İstanbul'da yapılıyordu. Mehmet Çubuk üstadımız, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bu etkinliğin sahibi olarak görüyorum. Yıllarca onun teşkilinde yapıldı. Ve yıllarca da aşağı yukarı hep aynı şeyler konuşuldu. Planlama sorunları, kent planlama sorunları, kent planlama süreçleri, kent planlama yönetimi, yerel yönetimler ve hep aynı şikayetler sürdü gitti. 2013 yılına geldiğimiz bu günlerde gördüğüm kadarıyla yine aynı şeyleri, aynı gündemle tartışmakta, konuşmaktayız. Yalnız bu sefer bir farkımız var. Bugünkü oturumun konusunu oluşturan bir fark. Katılım sağlanmazsa, birlikte üretmek, birlikte yönetmek gerçekleştirilmezse ne olur? İşte Haziran ayında olduğu olanlar Türkiye ödeleğiyle bir kez karşılaştı. Bunu nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Nasıl bundan sonra da bu yaşadığımız süreç bize örnek olur, rehber olur? Bunu buradan alıp daha ileri bir yere nasıl götürürüz? Benim algıladığım kadarıyla bugünkü oturumumuzda, bu oturumumuzda biraz bunları konuşacağız. Oturumu, bu etkinliği örgütleyenler, oturum başlığı olarak kentsel hareketler ve toplumsal muhalefet adını koymuş. Ben oturumu yönetme durumunda oldukça çok fazla konuşmadan, ama çok da trafik polis durumuna düşmeden, arada bir her şey söyleyerek olayı götürmeye çalışacağım. Konuşmacı arkadaşlarımız Çağatay Keskin Doçent Doktor, bir özgürleşme tasarısı olarak Atatürk Orman Çiftliği başlıklı konuşmasını yapacak. Yardımcı Doçent Doktor Aziz Cumhur Kocalar arkadaşımız, kamu ve kent yönetiminde küreselleşme etkisiyle yaşanan reform sorunlarının kökeni ve kentsel hareketler başlıklı bir konuşma yapacak. Nehir Yüksel, merkezi ve yerel idarelerin yönetiminde İzmir, İnciraltı ve Expo sürecini konuşacak. Son olarak da Tayfun Kahraman arkadaşımız, kentsel muhalefet ve Gezi Parkı süreci konuşmasını yapacak. İlk görüşmede 15'er dakikalık bir sonuç süresi tanıyacağım arkadaşlara. 15 dakikanın sonunda salondan tepkiler varsa onları almaya çalışacağız. Sorular varsa onları almaya çalışacağız. Mahmut bir süre. Ve daha sonra arkadaşlarımıza birer beşer dakika daha toparlama süresini tanıyacağım. Ve böylece oturumumuzu bitirmiş olacağız. Bu davetiye veya program varsa elinizde oradaki sırayla konuşmayı uygun gördük. Buyurun Çağatay Bey. Teşekkürler. Tabii bugün Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak belki Gezi direnişi kadar bir muhalefet oluşmamış olabilir ama ben Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili çok uzun bir süredir devam eden bir yıkım sürecine karşı oluşmuş süreci diğer yandan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş düşüncesini ve bugünün tartışması içindeki önemini ve hatta konuşmamın sonunda da bugün açısından devlet çiftlikleri sisteminin neden gerekli olduğu ile ilgili bir sonuca vararak konuşmamı bitirmek istiyorum. Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak yaklaşık bir 5 sene kadar önce bir sergi ve bir katalog hazırladık. Buradaki serginin amacı Atatürk Orman Çiftliği'nin karşı karşıya kaldığı talan sürecini gözler önüne sermek. Ama ondan da önemlisi bu devlet çiftliği fikrinin nasıl oluştuğu ile ilgili olarak bir bilinç yaratabilmekti ve bu sergiyi düzenlediğimiz sergini bir de katalogla hazırlamıştık. Bu katalogun
başlığını, katalogdaki yazımın başlığını bir özgürleşme tasarısı olarak Atatürk Orman Şirketi demiştim. Çünkü bizim mesleki tartışmalarımıza genellikle alanın ne kadar sit alanı değeri taşıdığı ya da işte kültürel miras değeri taşıdığı gibi daha çok geçmişe ait olan bir değerin korunmasıyla sınırlı bir bakış açısıyla ortaya konulur konu. Oysa buradaki çiftlik fikrini, Atatürk Orman Şirketi'nin devre çiftlikleri fikrini, oysa tam tersine bir düşünce olarak, bir özgürleşme tasarısı olarak fikrin ortaya çıkarılmasının daha önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bu Atatürk Orman Çiftliği tabii birazdan dile getireceğim maddeleriyle 30'lu yılların ortasında tam bir şeyine kavuşmuş olan şehircilik siyasetini, o dönem şehircilik siyasetini hazırlayan örneklerden biri olarak düşünmek gerekir. Gerçi 24 İktisat Kongresi'nde bunun temellerini görebiliriz ama esas olarak Atatürk'ün kişisel girişimiyle başlatılan bu çiftlikler düşüncesi daha sonra 30'lu yıllarda tam bir tutarlı biçimde sanayi planlarında yerini bulmuş olan dönemin şehircilik politikasının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bu tabii ki çiftliğin esas olarak bir değer olarak, kamusal değer olarak yaratılmasının ardında kırsal emeğin ortaçağ bağımlılıklarından kurtarılması, özgürleştirilmesi, halkçılık ve devletçilik siyasetleri yapmaktadır. Burada çiftlik bir iktisadi kuruluş olarak sanayi planlarında öngörülmüş olan sanayi tarım bütünleşmesinin politikasını aslında bir ilk örneğine oluşturmuştur. Aynı zamanda kendi bünyesinde geliştirilen, çiftliğin kendi bünyesinde geliştirilen üretim, araştırma, hem de eğitim, halka ürünlerin sunulması, diğer yandan halkın toplumsallaşmasının mekanı yaratılması gibi çoklu amaçlar söz konusu. O daha sonra Atatürk Orman Çiftliği Türkiye'de yaygınlaştırılmış olan devlet çiftlikleri sisteminin bir önemli bir ilk adımı olmuş. Burada tabii özetle sanayi ile tarımın bütünleştirilmesi, üretici güçlerin geliştirilmesi, sanayinin olanaklarının kırsal, tarımsal üreticilerin geliştirmesi, uygarlaştırılması için önemli bir araç olarak da kullanılması görmekteyiz. Şimdi burada tabii kırsal kent bütünleşmesinin sağlanması, kırsal üretim kültürüyle kent kültürünün bütünleştirilmesi. Bunlar tabii 30'ların ya da 20'lerin dünyasında kalmış sorunlar değil de bugün dahi geçerli olan sorunlardı. Türkiye'nin büyük bir bölümü hala feodal bir geleceğin hükümsünmektedir. Oradaki eski geri topraktaki feodal ilişkilerin tasfiye edilmesi açısından bu bütünleşmenin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fotoğraflar, resimler 1920 öncesinde Ankara civarındaki köylere aittir. Dönemin şehircilik uygulamalarını söylemiştim. 30'lu yılların ortasında tam bir tutarlı bir çerçeveye ulaşıyor. Şöyle başlıklar altında sıralayabilirim. Milli iktisadın oluşturması, yani şehircilik politikasının temelini oluşturan ana siyasal çerçeveden söz ediyorum. Milli iktisadın oluşturulması, iktisadi bağımsızlık temelinde ulusal bütünleşme, örgütlenme, sanayi, tarım, ticaret bütünleşmesi, sektörler arasında ve sektörler içinde üretim birimler arasında bütünleşme ve örgütlenme, yani kooperatifleşme, kırkent bütünleşmesi ve kırsal emeğin özgürleşmesi, biraz daha açacağım bu konuyu, teknolojik gelişme ve sanayileşme, tarımsal gelişme ilişkisinin kurulması, devlet çiftliklerinin kuruluşu, bir de hayata geçirmemiş olsa da Cumhuriyet Köyü projesi de bu başlık altında incelenebilir. Diğer bir konu başlık, bölgeler arası bütünleşme. Burada daha çok Anadolu'nun geliştirilmesi, sanayi kentlerinin kurulması yoluyla
bölgeler arasındaki farkın ortadan kaldırılması, bir demir yolu ayrımının bütünleştirilmesi diğer bir başlığımız. Sanayileşme ve sanayi kent bütünleşmesi. Burada sanayi kentleri ve ya da kentlerin sanayi gelişmelerinin sağlanması ama esası burada önemli rolleri devlet işletmeleri ve fabrikaları üstleniyor. Bu devlet işletmesi ve fabrikalar aynı zamanda kent sanayi bütünleşmesini yerine getiriyorlar. Konumlandıkları yerler, kent içindeki konumlandıkları yerler ve sundukları kamusal ürettikleri kamusal hizmetler ya da çeşitlendirdikleri kamusal hizmetler aynı zamanda kent halkına da sunulur. Merkezi planlama bir önceki başlıkta bir kültürcü kültürüyle kentsel kültürün bütünleştirilmesi söz konusu. Yani koparılması değil, iç içe geçmesi söz konusu burada. Diğer bir başlığımız merkezi planlama ile tutarlı yerel yönetim örgütlenmesi. Yani burada bir iktisadi bağımsızlık temelinde merkezi planlama, sanayileşme hedefleriyle ve kalkınma hedefleriyle tutarlı bir belediye örgütlenmesini görüyoruz. Kentler kentsel politika düzeyinde kentlerde kamulaştırılan topraklar üzerinde kentsel gelişmenin yönlendirilmesi başlığımız var. Diğer yandan da Cumhuriyet yurttaşının kamusal mekanlarının yaratılması, yani bütün kentlerdeki o Gezi Parkı da dahil olmak üzere Cumhuriyet'in armağan ettiği önemli kamusal ortak mekanları aynı zamanda bir toplumsallaşma mekanları olarak kent yaşamına sokulması. Burada bu harita tarafından üretildi. 1940 öncesindeki, yani erken Cumhuriyet dönemi öncesindeki Türkiye'deki planlanmış kentleri gösteriyor. Aynı zamanda mevcut demiryolu ağı ve aynı zamanda projelendirilen ve uygulanmakta olan demiryolu ağlarını gösteriyor. Devlet fabrikalarını gösteriyor. Diğer bir yandan aynı haritayla şemayla tutarlı köy enstitülerini görmekteyiz. Diğer yandan da devlet çiftlikleri. Yani 1925'te ilk adım atılan Atatürk Ovan Çiftliği'nden sonraki devlet çiftliklerini görüyoruz. Şimdi burada Atatürk'ün şeyle ilgili bu çiftliklerle ilgili olarak buna temel olan konuşmalarını okumak istemiyorum. Buna araştırılması bulunabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Atatürk Orman Çiftliği deneyiminden çıkarak Atatürk'ün 1 Kasım 37'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmasında şu konulara yer vermiştir. Ülkenin tarım bölgelerine ayrılması ve tarım merkezleri oluşturulması, tarım endüstrisinin geliştirilmesi, tarımda kooperatifleşme ve tarım bankacılığı, örnek çiftlik olarak yönetilecek, geliştirecek devlet çiftlikleri kurulması, tarımda makineleşme, kooperatifleşme ve kolektif üretim imkanlarının birlikte yaratılması. O nedenle bu Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili başlığı atarken bir özgürleşme tasarısı ifadesini kullandım. Bu bir aslında bir özgürleşme projesinin parçasıdır. Sadece tarımsal alanın korunması ya da tarımsal kesimin korunması, geliştirilmesi projesi değil, aynı zamanda topyekun bir kalkınma projesidir, bir uygarlaşma projesidir. O bakımdan aynı zamanda üretilmiş olan bu çiftlik Ankara Orman Çiftliği örneğinde kentteki kentsel yaşamın da aynı zamanda önemli bir şey sunmaktadır. Yani çağdaş başkent, çağdaş yurttaş yaratılmış fikriyle de ilişkilidir. Çünkü üretim etkinliklerinin yanı sıra çiftlik Ankaralıların önemli bir toplumsallaşma mekanından biri olmuştur. Aynı zamanda bu halka açık mekanlarda kamusal ortak, mübar davranış biçimi, ortak yaşama, kamusal mekanları kullanma kültürü kazandırmaya çalışılmaktadır. Bu çiftliğin en önemli şeyi sistemli olarak düşünüldüğü zaman üretim, eğitim, araştırma, dinlenme,
dinlenme etkinliklerinin iç içe birlikte bütünleşmiş biçimde sunulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burası önemli bir Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde bir araştırma ve staj yeridir. Aynı şekilde hayvanat bahçesinin oradaki kuruluşu da veteriner fakültesinin önemli bir araştırma şeyini oluşturmaktadır. Mekanı oluşturmaktadır. Orada kuruluş amaçlarını görüyorsunuz ama bunları da özetlemiş oluyorum. Size bazı fotoğraflar göstereceğim. 25 yılında bir fotoğraf. Henüz daha Atatürk Orman Çiftliği'nin ilk temelin atıldığı dönem. Hemen uygulamaya başlandıktan yaklaşık 5-6 sonraki yıl sonraki hali devam ediyor. Ernst Eylin'in tasarladığı bira fabrikasını görüyoruz. Önemli toplumsallaşma mekanlarından biri demiştim. Yabancı konuklar da burada ağırlanıyor. Burada kentin bütün kesimlerinin toplumsallaştırdıkları, mekanı paylaştırdıkları bir yeri görüyoruz. Sınırlanmış değil. Bu Marmara Havuzu, Marmara Köşkü'nün olduğu yerdeki Marmara Havuzu içindeki içinden çekilmiş bir fotoğraf. Daha sonra buranın kısıtlandığını görmekteyiz. Yine 30 yılların ortasında hazırlanmış olan bir kitap, tanıtım kitabı, çiftliklerin tanıtılması. Yani bu çiftliklerin konusu sadece bir ulusal bir sorun değil, esas olarak bir evrensel bir kültüre de bir katkı düşüncesiyle görülüyor, düşüncesiyle yaklaşılıyor. Çiftliğin birimleri, Ceylan Çiftliği, Marmara Havuzu, Karadeniz Havuzu, biliyorsunuz yani bütün bunlar daha sonra devlet mezarlığına dönüştürüldü. Halkın, herkesin yararlandığı kamuya açık mekanlardan son derece sınırlanmış alanlara dönüştürüldü. Çalışanların kahve, dinlenme mekanlarından biri. 10. yıl okulu ve istasyonu, genel idare binası, satış ve dağıtım birimi. Yani burada tabii şeyin en önemli görevlerinden biri de civar ve çevredeki kırsal alanı örgütlemek, köylüleri eğitmek, köylüleri kooperatifler etrafında örgütlenmeye özendirmek, üretilen ürünlerinde aynı zamanda da dağıtımı ve sunumunu yapmak. Bu da ulustaki bir satış mağazasını gösteriyor. Bu bir yoğurt atölyesi. Yoğurt atölyesinde Silivri yoğurdu yapılıyor. Bu 30 yılların sonunda çekilmiş bir hali. Şimdi sanırım bitirmem gerekiyor. Bitireceğim. Yine 30 yılların başında Ziraat Fakültesi, Ziraat Enstitüsü'nün kız öğrencilerinin yaz stajları sırasında çekilmiş bir fotoğraf çiftlikten. Önemli bir toplumsallaşma mekanı olduğunu söylemiştim. Ankara açısından değer olan. Şimdi burada bağışlandığı sıradaki Atatürk'ün başbakanlar yazdığı birisi. Ziraat ve zirai iktisat sahası, fenni ve ameli, ziraat sanatları, fabrika imalathaneli, kooperatif teşkili, civar köylerle beraber arazinin ıslah ve tanzim edilmesi, muhitlerin güzelleştirilmesi, halka gezecek, eğlenecek, dinlenecek sıyı yerler, hilesiz ve nefis kızlar, gıda maddeleri temin edilmek ve bazı yerlerde iktikarlar, yani ben genç arkadaşlara söylemek istedim, yani bu şeyi kastediyor, spekülasyonu kastediyor. Fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak şeklinde ifade edilmiş bir amaçları var. Şu gördüğünüz Atatürk Orman Çiftliği'nin Ankara kentinin o günkü büyüklüğü içindeki yeri, daha sonra 38 yılında en büyük alana sahip oluyor. 38 sonrasında 50'li yıllarla birlikte eksilmeler başlıyor.
ve bugün geldiği nokta bu. Ama bu bu söylediğim gibi şeyin son siyasi iktidarın son falanı öncesindeki durum. Dolayısıyla buradaki gördüğünüz manzara daha da çarpı çarpı gelmiş durumda. Geçmişten geleceğe devlet çiftlikleri sistemin anlamı, şimdi bu tabii geri toplumsal ilişkilerin tasfiyesi ve makineleşme birlikte yürütülmesi, yani üretici güçlerin kapsamlı anlamda geliştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. O bakımdan bu geri toplumsal ilişkileri bitiriyor. İlişkilerin kültürünün yeniden inşasına ve dış alıma dayalı bir makineleşme dayalı bir çiftlik düşüncesi değil, karısal gelişme düşüncesi değil. Yani bugün özellikle bu devlet çiftlikleri sisteminin bütün şehir yasasıyla birlikte çok daha çarpıcı biçimde yerel yönetimlerinde gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü ister istemez üreticilerin bu uluslararası sermayenin pazarlarında terk edilmiş üreticinin desteklenmesi açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum. O nedenle AOÇ gibi büyük kamusal girişimlere, özgürleşme projelerine toplumumuzun geçmiş şeklinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dondurma çiftliği denince benim çocukluğumda dondurma 7-7 litre bira biraz da yetişkin olduktan sonra merkez lokantasıydı. Akra'da yaşayanlar için Atatürk Orman Çiftliği'nin önemli özellikleri böyle sıralanabilir diye düşünüyorum. Ama şehir plancısı olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin bir de çok önemli bir yanı var. Ankara'nın bugünkü formunu almasının bugünkü kastım Göcek dönemi değil, ondan öncesini söylüyorum. Yani Ankara makro formunun belirlenmesinde çok önemli bir yeri var. Yansen'in kazandığı yarışma öncesinde yarışmacılara verilerden en önemlilerinden bir tanesi Atatürk Orman Çiftliği'nin varlığıdır. Bir diğeri Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün belirlenmiş olmasıdır. Yani eski kent Ankara Ulus ile Cumhurbaşkanlığı Köşkü arasında uzanacak ve batıya doğru da Ankara Orman Çiftliği'nin aşmayacak denmiştir. Böyle bir özelliği de vardır Atatürk Orman Çiftliği'nin, aklıma geldi. Şimdi Çankaya'da. Şimdi ikinci sırada yardımcı doçent doktor Sayın Aziz Cumhur Hoca'dan dinleyeceğiz. Kısaca tartışarak bu haklara da
çalışarak esasen bir somut gerçekleri ele alıp reformların kökenini tabi yüzeysel olarak üretmeyeceğim. Burada 5. maddede gözüktüğü gibi bir demokratik bir genel platformun önemine değinerek bu kavramlar üzerinden kısaca bunu toparlamaya çalışacağım. Tarihinde merkeziyetçi kültürün izlerini taşıyarak kurulan ve bunu başkent seçiminden kamu yapılarına kadar başaran erken cumhuriyet, 1950 sonrası dönemde tam aksine bir şekilde kentleşme süreçleriyle etkilenerek bugüne kadar gelmiştir. Zaman ve teknolojideki gelişmeleri de yönetimi olan tesisiyle birlikte kamu yönetiminde hızla gerçekleşen reformlar söz konusu olmuştur. Bu reformları tabi olarak mevcut kavramlar tartışılır dururken diğer bazı kavramlarda derinleşerek gündeme gelmektedir. Bu süreçte özellikle teşvik edilen göçlerle birlikte zamanla kentlerin büyümesi ve çağlık kentleşme artmıştır. Ülke hızla gerçekleşen yeni yasal düzenlemelere de sahip olmuştur. Ve hızla değişen değişikliklerle tarihsel tabloyu doldurmak mümkün. Özellikle 97-2001-2003 yıllarındaki yerel yönetimler ve kamu yönetimiyle ilişkili bazı yasalar incelendiğinde şunlar görülmektedir. Kamu yönetimindeki reform değişimine yaparlı olarak kent yönetiminde de çarpıcı değişimler artmıştır. Yasal denetler, sosyoekonomik süreçler kentlerin gelişimi ve planlanmasını da doğrudan etkilemektedir. Öyle ki bu süreçler değişimlerin kırsal ve kentsel mekanları düzenleme yönelik politikalarında aslında belirleyicisidir. Küreselleşme ile ekonomik ve politik yapıdaki değişimlerin ülkemizdeki yansımalarından biri de kamu yönetim alanının yeniden yapılandırılmasıdır. O yüzden kırsal alanları içine alan kentsel bölgelerin yönetiminde yeni yaklaşımlar söz konusu. Dünyada kamu yönetiminden kent yönetimine uzanan yeniden yapılanma biçimleri ortaya çıkmıştır. 2000 yıllardan sonra ülkemizde de yasal düzenlemeleri bunlar yansımıştır. Küresel pazarı giderek bir nesnesi haline gelen kentlerimizde kentsel mekana, planlama süreçlerine ve kentli yönetimle ilişkin sorunlar artmış, kentlerin yönetim stratejilerine bağlı olarak avantajlı ve dezavantajlı kesimler arası bir uçurum derinleşmiştir. Demokratik bir siyasal rejimin yapısal koşullarından biri olan seçim ve temsil ilkesinin işlerliği kapsamında belirlenen siyasal iktidarın insan hak özgürlüklerini hiç zedelemeden toplumun yönetmesi beklenmektedir. Bununla ilgili düzenlemeler mevcuttur. Bu tarihten günümüze kadar kent haklarının da yoğun bir şekilde tartışıldığı bir zemin yaratılmış olmasına karşın gündemdeki değişimin çok hızlı koşullar altında gerçekleşmesine de tesiriyle söz konusu kamusal alanda artan bir şekilde açık hak ihlalleri yaşanmış, ardından da sosyal hareketler kurması geçmiştir. Siyasal iktidarın kullanımında da belirleyici olan piyasa egemenliği bu tür özgürlükleri kısıtlayıcı olmamalıdır. İnsan hak ve özgürlükleri söylemi de siyasal güç ilişkisi ve dengeleri çerçevesinde cevaplanması gereken sorunlar taşımaktadır. İşte toplumdaki siyasal güç dengelerinin değişimi, insan hak ve özgürlükleri söyleminde yeniden yorumlanmasına yol açmıştır. Birinci kuşaktan dördüncü kuşağa kadar insan haklarına doğru yol alırken, ikinci kuşakta ekonomik ve toplumsal hakların yeniden yorumlanması girişimleri bu siyasal güç ilişkisi ve dengeler konusunda ağırlıklı bir yer teşkil etmektedir. İşte özellikle bu haklar içinde konut edinme hakları da bulunmaktadır. Bilindiği gibi kamu hizmeti, kamu tarafından üretilip topluma sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetlerden yararlanmak için de aslında yurttaş olmak yeterlidir. Öyle ki ikinci kuşak haklar zaten çağdaş demokrasinin anlamını ve işlevini de belirlemektedir. Üstelik hukuk devleti ilkesi bu hak ve özgürlükler çerçevesinde liberal temsili demokrasinin de yurtsal özellikleri arasındadır. Ve burada hatırlanması gereken yasalar örgütlerindeki eşitlik ifadesi de zaten bir hukuk devleti ilkesidir. Ayrıca yasalar bu ilkeler arasında da bir karşıtlık olmaması gerekir.
ancak anayasada ilkelerin tüm altına alınması ile hak ve özgürlüklerin sıralanması günümüzde ne yazık ki yeterli değil. Bu yüzden uygulamadaki çelişkiler ve sorunlarda oldukça fazla önem taşır hale gelmiştir. Kısacası günümüzdeki seçim ve temsil, çoğunluk ve çoğunluğun yönetme hakkının daha baskın bir şekilde işlemesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla sosyal hukuk devleti ilkesinin kapsam ve içeriğinin getireceği sınırlar işlemini yitirmekte bu da ciddi bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Tarih, derin çelişkilerin deneyimlendiği farklı dönemlerdeki politikaların izleriyle doludur. Dünyanın unutulan kavramları ekonomik politik açıdan özetle. Tüm bu güçlü hak ihlallerinden doğan karşılıklara rağmen uzlaşım kültürü de demokratik siyasal rejimin oluşumu ve işlerlik kazanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Uygulamada ortaya çıkan her demokratik siyasal rejim anayasada ve siyasal yaşamda yansımasını bulmuştur. Bu bağlamda yurttaş kültürü de toplumdan topluma değişen özelliklerin yanı sıra norm, gelenek ve algılama kalıpları ile tutum ve davranışları da belirleyecektir. Artık yurttaşlık bilinci bireysel otonomi kavramıyla ilişkilendirilerek geleceği tayin etmelidir. Dolayısıyla bireyin akıl yürüterek istek, arzu ve gereksinimlerini karşılamak üzere eylemde bulunma ve davranabilme kapasitesini harekete geçirmesi beklenmektedir. İşte burada genel eşit oy ilkesi de tüm bireysel farklılıklara karşı önemli korumaktadır. Demokrasi söylemini insanla ilgili varsayımı akla dayalı olarak sorumlu davranmak için de özetlemektir. Bu varsayımın yanı sıra bireyin ya da yurttaşın otonomi sahibi olmasının beklendiği açıktır. Demokrasilerde bir arada yaşam birliği olarak yapılan kültürel homojenliğe önem verilmelidir. Ülkemizdeki sorunlar bu açıdan şu ifadelerle saptanabilir. Toplum, çoğunluğu yüceltme ve fetişleştirme, devlet kültür, farklılıkları yansıyan cemaat, kültürü gibi değer yargıları nedeniyle aslında demokrasinin oluşumunu ve gelişimini zedeleyici, aynı zamanda işlerliği ile ilgili de olumsuzluklara yol açan bir takım kültürel özelliklere sahiptir. Ayrıca kadının ülkemizdeki durumu gereği, otonom değil, aksiyonları ile ilgili burada açılamayacak kadar çok ve farklı sıkıntının olduğu da bir gerçektir. Şunu tekrar göre eserinde demokrasi çoğunluğu belirlerken ona toplum çıkarı ya da iradesi gibi normatif özellikler atfedilemeyecektir demiştir. Bugün demokratik siyasal rejimde toplumdan beklenilen karar sürecine katılmak değil, kararsız vericileri seçmektir. Yani temsili demokrasi halk iradesine değil, çoğunluk iradesine dayanır. Burada demokrasinin iki boyutu ve uygulanabilirliği çözümleme dışı üretildiğine göre siyasal rejimin meşruiyet sorunundan da söz edilmediğini görmek gerekir. Dolayısıyla bölünmüş dünyanın yeni güç odaklarını böyle görselleştirdiğimizde şunu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla siyasal rejim açısından da sürekli sorunlarla karşılaşılacak, meşruiyet tartışmasında böyle kolay kolay kapanmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu kez ise kültürel değişime gereksinim duyulan bir noktadayız. Bilgilenme ve öğrenme süreci önem kazanıyor. Medya ve demokrasi ilişkisinin ülkemize tartışılamayacak kadar zayıf olduğu gerçeği yine çok yakın bir zamanda gözlemliyor. Birazdan zaten Gezi Parkı sonrasında ülke çapında gelişen olaylarda ilginç bir şekilde yaşananları yeniden takip edeceğiz. İnsanların doğalarına uygun, kural ve düzenleme bünyesinde barındıran doğal hukuku, akıl ürünler ve tartışmaya dayalı olarak kamuoyunu şekillendireceğine inanıyorum. Aksi halde siyasal alanda insanları kandırmak ve baskı altına almak gibi sorunlarla karşılaşılacak. Öyle ki bugün artık kapitalist toplumlarda bilgi akış kanallarına paralel bir şekilde kamuoyunda siyasal düşünce ve uygulamada ağırlık kazanmıştır. Dışarıdan baskı, denetim ve yönlendirme olmaksızın ifade basının yayın ve iletişim özgürlükleri işlemek zorundadır. Kısaca medyanın gördüğü kamu hizmetinde yaşamsal değer taşıdığı ortadadırız. Özetle demokratik siyasal rejimi bu haliyle bilgi sahibi olmuş kamuoyunun tercihini yansıttığı aksiyonu artık oldukça tartışmalı bir konumdadır. Medya rızayı biçimlendirerek üretmekte, seçmen ise yönlendirilen konumuna doğru itilmektedir.
kısacası kültürel yaşam artık giderek metalaştıkça refah devleti dönemine nazaran demokrasi söylemi de geçerliliği kuramsal ve uygulama açısından yitirmektedir. Nedenle kamu alanının varlığı ve işlerliliği demokratik siyasal sistem için ontolojik öncülerden biri haline gelmiştir. Artık otonom ve özgür bireyler kamu alanında birbirlerini bilgilendirerek tartışıp ortak bir jenerasyon olarak beraberce belirleyeceklerdir. Demokratik siyasal rejimin ontolojik temelleriyle siyasal açıdan mekansal alanda gerçekleşen ulusal toplumdaki sınıfsal güç dengesi arasındaki bağlantı da burada yeniden açıkça ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca genellik doktriniyle siyasal rejimin öncüleri arasındaki çelişki ise varlığını sürekli koruyan bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu arada kullanım hakkını elde eden seçilmiş çoğunluk temsilcilerinin özel mülkiyetle dahil yeniden bölüşümcü politikalar uygulaması demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Bu düşüncenin de artık kapitalist kurama uygulamaya genel bir noktada olduğu açıkça görülebilmektedir. Öyle ki özelleştirme süreçleri ve gündemdeki yerini koruyan bir diğer çelişki de kamu hizmetinin pazara bırakılmasıdır. Özel tekele devir şeklinde gerçekleşen tüm bu uygulamalar kamu hizmetinin kalitesini de ne yazık ki göz göre göre düşürmüştür. 16. yüzyılda tarih sahnesine çıkan kapitalizmin bir toplumsal düzen olarak yeniden düşünme zorunluluğu vardır. Özellikle sürekli aşırı birikim sorunu temel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Küreselleşme de artık dünyanın adaletsiz işleyen tek bir pazara dönüşmesini ifade etmektedir. Küreselleşmeyi farklı boyutlarıyla ve ilişki açılarıyla doğaya ve topluma verdiği doğa olumsuz etkiler üzerinden bu şekilde görselleştirebilmek mümkün. Ayrıca politikalarında süreç içerisindeki nedenleri sonuç ilişkilerini yine baskı dolu gerçeklik uygulanacak şekilde böyle görselleştirmek mümkün. Tabi bunun altında Forbes üretimi ve diğer teknoloji destekli açılımları sarmak olası siyasal açıdan bir küreselleşme dinamikleri karmaşık gibi gözükse de aslında hangi politikaları esnek ettiğinde açıkça kendimi belirleyeceğim. Peki kentsel gelişme dinamikleri küreselleşme kaynaklı nelerdir diye özetlemeye başlarsak küresel kentler içinde yer alma ilişkiyle devlet otoritesinin değer kaybını olması, merkezi fonksiyonların mekana bağımlılığının azalması, hizmet fonksiyonlarının merkeze yoğunlaşması, tek düzeyli tüketim kalıplarının gözleşici tüketime yönlendirici etkileri diyerek saymak mümkün. Daha da açılmış hale bildirdi bu başlıklar altında mevcut. Dünya ulusal kimliği olmayan bir finansman sermayesinin kontrolü altında kaynak tersinin pazar ile yapıldığı tercihsiz de çevre sorunlarına yol açılan bir sistem içerisinde yaşarken suç işlemi oranlarında arttığını görmek mümkün. Kaynaklarda demokrasinin yönetilememezliği, eşitsizliğin derinleştiğini gösteriyor. Özetle, ikinci kuşak hak kazanımlarının da sistem dışına itilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan yoksullaşmaya yol açan istikrar programlarıyla karşı karşıyayız. İnsan doğasına hiç de uygun olmayan bir düzenin sürdürülebilirliğini tartışmak durumundayız. Sosyal tepkilerin artarak kentsel hareketleri doğduğu bir dönemde kentsel olaylarına göz atmak da açıdan önemli olacaktır. Ayrıca demokrasinin ana kurumu olan mülkiyetin de bu ve benzeri araştırmalarda aklanmadan derinlemesine çalışılması sürekli bir önem arz etmektedir. Özellikle kavramlar dünyasında biraz daha derinlemesine gelmeye ihtiyacını hazırladığım bu bilgide bu kavramların üzerinden sorgulamalara yer vermeye çalıştım. Mesal altımız ve belki görselleştirmeyi ilave ettim. Mevcut projelerin farkındayız. Sonuç olarak sizin size toparlıyorum. Çalışma genel hattıyla küreselleşme sürecinin kentleri biçimleyendirişine şirketten yolda ilerleyerek günümüzde kamu ve kent yönetimlerinin yaşadığı sorunların ödeğiyle ilgilenmiştir. Sivil kamusal alandaki sanallaşma ilgilerinin planlama alanında kentsel siyaset bağlamında küreselleşme ilişkili kentsel
fonksiyonları kavramsallaştırarak kişisel nedensel etkiler araştırılmıştır. Bu reform sonlarının kökenindekilerin üzere gelindiğinde ise öncelikle küresel kentler içinde yer alma yönelişiyle devlet otoritesinin değer kaybına uğraması, merkezi fonksiyonların mekana bağımlılığının azalması, hizmet fonksiyonları merkeze yoğunlaşması, tek düze tüketim kalıplarının gösterişli tüketime yönlendirici etkileriyle kentsel mekanın kullanımında da savunmalığa vurgu yapılmıştır. Son olarak sistemin daha derinliği temel sorunlar, imaj sistemin getirdiği zararlar, yönetim kararlarındaki katılım eksikliği, kentsel değişimde ulaşımın değişmeyen başarılı ve son olarak da büyük inşaat projelerine yönelik kısaca değerlendirmeler yapılmıştır. Bugün için sağlığınız için teşekkürler. Bir anayasasıyla devlet planlama teşkilatı diye bir güzel bir kuruluş oluşturulmuştu Türkiye'de. Bu 40-50 yıl Türkiye'ye hizmet eden kuruluştu. Kuruluş 5 yılda bir halk planı hazırlardı. Onun formasyonunda birçok uzmanın katıldığı planlama çalışmaları yapılır ve 5 yıl halk planları hazırlanırdı. Birçok şey yok edildiği gibi bu kurumda yok edildi. Bu kurumun o çalışmalarından birinde, ben de katıldığım çalışmalarından birinde, bizim eski plancı arkadaşlarımızdan birisi, anayip şunu dediler. Bak her şey demokratikleşir ama planlama demokratikleşmez. Planlamanın demokratikleşmesinin olmayacağını, olmaması gerektiğini savundu. Öyle olunca ne oldu? Zaten demokratik olmayan planlama süreçleri daha da keyfi hale geldi. Çünkü planları üreten yerlerin kendileri demokratik. Demokratik işleyiş olmayan yerlerde üretilen planlamalar, planlama süreçlerinden demokratikleşme bekleyebilir miyiz? Mümkün değil. Bu nedenle eskiden merkezi yönetimce onaylanan, hazırlanan, onaylanan, hazırlatılan planlar için bizim yarattığımız eleştiriler yerel yönetimlere başladı. Başta belediyeler olmak üzere devredildikten sonra planlamalar, planlama çalışmaları, planlama yetkileri daha da kötü duruma geldi. O kötü durumun sonucunda neler oldu? Şimdi onlardan bir örnek izleyeceğiz. Merkezi yerel idarelerin yönetiminde İzmir, İnciraltı ve Expo sürecini sunacak Nehir arkadaşımız. Aslında tarımsal nitelikli olarak belirlenen bir alan.
Ancak kentte 1980 yılında bir baraj yapımı gerçekleşiyor. Ve bu baraj yapımı bu bölgenin tarımsal niteliğini ciddi bir sorun yaratıyor. Çünkü derelerin, tarım toprağını besleyen derelerin ve suların akmasını engelleyerek esasında sulama amaçlı başlanan bu kanal buradaki tarım toprağının niteliğinin bozulmasına neden olan bir kanal oluyor. Turizm merkezi kararları 89'da, 91'de ve 2007'de ilişkileyerek, büyüyerek devam ediyor ve en son 950 hektara kadar genişleyen turizm merkezi kararları var. Fuar ve rekreasyon alanı bu dönemde aslında plansız olduğu dönem ve üst ölçekli planlarda tarım niteliği olarak belirlenen bir alan. Ama parçacı bir takım plan yaklaşımlarıyla belki o zaman yapıldığı zaman içerisinde fuar ve rekreasyon alanı kamusal kullanıma açılan bir alan. Ama özellikle de doğasının kıyı özelliklerinin yitirilmesine, bozulmasına talimata sebep olan planlardan biri. Daha sonra İzmir kent gündeminde sıkça gündeme gelen ve 1988'de başlayan sürekli imar hakları yükseltilerek turizm merkezi kapsamında yapılan bir plan, özdirek planları. Ve daha sonra 1989'da aslında bölgeyi ciddi bir şekilde boydan boya geçerek ve bugünkü yapılaşma baskısının artmasına neden olan plan kararı Yonca Kavşak ve otoyol mevzi planı. Otoyolla karayolu arasında kalan kısımda da bu 92 fotoğrafı ve daha sonra bu arada kalan kısımda da kırmızı lekelerde şu anda Adora, Kipa ve benzeri birçok kullanımın yer aldığı, hastanenin yer aldığı yapılaşma baskısının arttığı böyle bir belirleyen bir belge. İnce Altı'nın önemi açıkçası doğal niteliğinin İnceraltı bölgesine ilişkin yapılan çalışmalara baktığımızda aslında dağ, deniz ve tarım ekosistemlerinin içine iç içe geçtiği bir alan. Çok kısa mesafelerle birlikte yaklaşık 1500 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Hemen şu anda bizim irdelediğimiz ve o kitap konusunda daha çok 690 hektarlık kıyı bölgesini inceledik ama bunun hemen arkasında dağ ekosisteminin bir parçası olan ve şu anda ayrı plan çalışmalarına konu olan bölgede var. Yine önemli bir özelliği Çamaltı Tuzlası'nın karşı kıyısında yer alması ve kuş beslenme alanı, üreme alanı ve hala birçok kuşun geldiği bir alan. Ve açıkçası doğa bilimcilerinde çok üstüne bastığı bir konu. Damsak Sözleşmesi kapsamında hemen karşı kıyısında deniz deltasının aslında bir üreme alanı olduğu, birlikte değerlendirilmesi gerektiği. Jeotermal özelliği var. Ve iki tane de aktif fay hattı var. Ve şu andaki en son yine 2012'de kesinleşen bir mahkeme kararıyla 690 hektarlık alan aslında tarım niteliği alan. Ve bu dönemde mevcut plan döneminde ciddi yapılaşma baskıları sonucunda 99'dan itibaren doğa sit alanı kararıydı. Gündeme geliyor. Bunlar 99, 2002, 2003'te tekrar geçiş koşulları belirleniyor ve tekrar 2007'de bir takım mahkemeler sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sitler belirleniyor. Size bu dönemde 2000'li yıllarda çekilmiş Çakalburnu Dağları, İncir Altı'ndan, şu gördüğünüz resim o ortadaki ilk ticari yapıların başlamadığı dönem. Yine tarihlerinde Kerekale kıyı kesimi, yurtların olduğu bölge ve genel görünüm. Bu süreç devam ederken 2007'de ilk
kentsel bazı mimar planında yine tarım niteliğini korunmasına gerek, gerektiğine karar veriliyor ve yine 2009'daki ilk Manisa, Kütahya, İzmir çevre düzeni planında da bu oranın tarımsal niteliği ön plana çıkarılıyor. Expo dönemiyle birlikte bunları hızlı geçeceğim çünkü şey de var, daha sonra kitapçığı burada da var. Planlama açısından gündeme gelmesi 2007'de bir A4 normundaki kağıtla Expo 2015 süreciyle birlikte bu ilk planın onaylanması 2007'de gerçekleşiyor ve 2009'da açılan mahkemeler sonucunda karar verilmesine yer olmadığına karar veriliyor. Bu dönemde odamız bir komisyon kuruyor ve bu alanın doğal niteliğine, tarımsal niteliğine ve mülkiyetten gelen hakların da daha sürdürülebilir ve devamı gelebilir nitelikte bir takım özelliklerinin belirlendiği bir süreç şeklinde tasarlanması, planlanması gerektiğini söylüyor ve öneriyor. Daha sonra aslında bu arada da çevre düzeni planı çalışmaları başlıyor. Çevre düzeni çalışmaları kapsamında da ilk 2005 yılında yine Tarım İl Müdürlüğü'nün burasının mutlak tarım alanı olduğuna dair görüşleri var. 2008'de devam ediyor. Ve 2009 ilk çevre düzeni planı çalışmalarında alınan görüş kapsamında da yine buranın mutlak tarım alanı olduğunu kabul ediyor. 2008 yılında İl Tarım Kurulu tarafından üstün kamu yararı nedeniyle, turizm bölgesi olması nedeniyle tarım dışı kullanımı uygun bulan bir karar çıkıyor ve daha sonra bu karar Ziraat Mühendislerinin açtığı dava sonucu 2012'de iptal ediliyor ve tekrar tarım alanı olduğu gerçeği bugün gündemde. Bu ilk onaylanan çevre düzeni planı yine açılan davalarda çünkü bu plan sürecinde yaklaşık herhalde 58 plan üst üste sürekli onaylandı ve bazı planlar konusuz kaldı. Daha sonra 4. ayda tekrar bir plan onaylandı. Bu gördüğümüz planların hepsi ana şema olarak. Aynı sadece plan notları, plan hükümleri açısından bir takım farklılıklar. İlk plan kurum ve ziyar limanını öneriyordu. Kurum gündemine geldiğinde ki o dönemde çevre düzeni planları koruma kurulu gündemine geliyordu. İzmir Dünoğlu koruma kurulu gündeminde görüşülürken kurum ve ziyarın uygun bulunmaması nedeniyle ikinci planla çıkarıldı. Ve plan kararları, yoğunluk kararları açısından çok da esasında farklılık getirmeyen kararlar süreciyle devam etti. Yine Expo 2020 sürecine geldiğimizde odamızda Expo konusunda merkezi yönetime sorulan soru vardı. 2011 yılında tekrar bu plan şekilsel olarak yine aynı. Burada da kuru ve ziyar limanın kaldırılması ve bir takım yoğunluk kararları ve özellikle de Expo alanı sınırına ilişkin bir takım farklılıklarla ve özellikle burada ortada kırmızı diye gördüğümüz meykoşulu alan ve çok da spekülatif olduğu, çok da böyle ısmarlama bir plan olduğu şeklinde İzmir gündemine gelen bu yer seçiminde sürekli bu meykoşulu alanın büyük mesiyle plan değişiklikleri süreci devam etti. Aslında bu çevre düzeni planı süreçlerinde ilk günden yöntem, kapsam ve kararları açısından hepsi birbirinden çok farklı değil ve bir takım olumsuzluklar sergiliyor. Mevzuat en son 5.000 sürecine geldiğimizde mevzuata 2020 İzmir Eksposu için çıkarılan özel 6.324 sayılı kanun eklendi ve 644.48 kapsamında da artık Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçmiş oldu. Bu sürecin sonunda tekrar 5.000 ve 1.000 koruma amaçlı imar planı süreci devam etti. Genel şema olarak daha önce de 2010 yılında Turizm Bakanlığı'nın yetkisindeyken Balçova Termal Tesislerinde yapılan bir takım toplantılarda 5.000 ve 1.000 o dönemki koruma amaçlı imar planındaki ikamet toplantısı sorumluluğunda gündeme getirilmişti. Ancak plan şeması hiçbir şekilde o yapılan toplantılarda ortaya çıkarılmamıştı.
daha sonra 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilk plan tekrar kent gündemine geldi. Bundan birkaç ay sonra bu plan tekrar değiştirilerek onaylandı. Ve en son 8. ayda İzmir Türk Geçişi olarak bilinen İzmir kentinde aslında ulaşım anlamında çok önemli bir karar olan Türk Geçişi sadece İncir altında kapsayan bölümüne ilişkin ilavesiyle onaylandı. Ve bu süreci biz de defalarca yargıya taşıdık. Şu anda iki tane yürütmeyi durdurma, iki tane konusuz kalma kararına ve üst ölçekli daha alt ölçekli 5000 ve binlerde referans verilen üst ölçekli plan kararlarına uygulayacaktır plan notlarına rağmen Expo planında yine referans verilen çevre düzeni planında belirlenen Expo alanı sınırlarına uygulayacaktır denmesine rağmen ve bu planlar aslında şu anda yok hükmünde olmasına rağmen 5000 ve 1000 planlar sürekli değişiklikle onaylanmaya devam etmiştir. Tünel gördüğünüz gibi bu kırmızı ve siyah Çiğli'den İncir altına gelen bir dönem. Erhan Öncü hocamızın İzmir Ulaşım Sempozyumunda yaptığı değerlendirmeyi paylaşıyorum. Ulaşım ana planında yer almayan bir değerlendirme ve en son yine 2012'de onaylanan üst ölçekli İzmir Büyükşehir Büyükşehir Çevre Düzeni planında da yer almayan bir değerlendirme. Kent içi ulaşıma hizmet etmeyeceği kabulü var. Etütte model özellikle kısa yol nedeniyle yük taşıtlarını tünele yükleyecek, tünele fazla yükleme olacağını öngörüyor. Yine egzoz gazlarının sorun yaratacağı ve körfez tabanında akıntılarda sorun yaşayacağı ve hocamızın bugünkü sunumunda özellikle bataklık, körfezin bataklığa dönüşmesinde önemli etkisi olacağını ve artık körfezde gün batımının seyredilemeyeceğini egzoz gazları nedeniyle önemli çevresel sorunlar yaratacağını da dile getirmişti. Ve maliyetin karşılığı yararları sağlayamayacağını. Çok kısaca gezi süreciyle birlikte bu alan şimdiye kadar katılım ve dava süreçlerinde devam ederken Haziran ayındaki gezinin de etkisiyle artık İzmir'de forumlara ve forumlarda yapılan odaların birlikte çalışmaları sürecine taşındı. Bu konuda birçok EGÇEP ve birçok çevre kuruluşunun da içinde yer aldığı kısmen tohum meslek odalarının da destek verdiği bir oluşum birlikte hareket etme sürecini başlattı diyorum. Çok fazla ürün vermedi. Biz İncir altındayız. Bir basın açıklaması var İncir altında. Ve daha sonra İncir altında yine bir piknik organize edildi. İncir altında kamp yapıldı. Bu tür ve tüm bu şeylerde aslında İzmir'in kent gündeminde gerçekten ilgiyi çekti. O ormanın yok edilmesi, kent ormanının yok edilmesi, 80 bin ağacın yok edilmesi kentliğinin kendi tarafından önemsendi. Ve daha sonra yine Büyükşehir Belediye Başkanı bu gelişmelere paralel olarak aslında o görsellerdeki şu görseldeki yapılaşmanın olmayacağına dair yine kent halkına bir açıklama yaptı. Ve bu yine Mimarlar Odası'yla ortak yaptığımız halka dağıtılan bir takım açıklamalar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi İncir altı planlama sürecini anlamak için bir anlama kılavuzuna ihtiyaç var. Bir dolu mahkeme kararı var, bir dolu planlama çalışması var, bir dolu planlanmış plan var, iptal edilmiş plan var. Bu aslında şunu gösteriyor. Aklına gelen plan yapabiliyor bu ülkede. Aklına gelen plan yapıyor, onuyor. Onadıktan sonra işte bizlerin görmemizi, öğrenmemize olanak sağlayan bazı süreci yaşanıyor. Ondan sonra bu kez hukuki süreçler yaşanıyor. Yani katılım olmayınca, planlama süreçlerinin saydamlaşması sağlanmayınca, kapalı kapılar ardında birileri için baştan verdikleri kararların plan içinde olmasını sağlamak için
plan hazırlayınca yaşanan bu oluyor. İşte bunun en sivri örneklerinden biri de İstanbul'da yaşandı biliyorsunuz. Ve o Gezi Parkı olayı, Gezi Parkı'nda yapmak istedikleri bir uygulama nelere yol açtı? İlgide yol açtı. Bundan sonrasını bekliyoruz halkımızın tamamında. Ve orada neler yaşandı, neler oldu, işin özü neydi? Tayfun arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle, biz ilk defa esasında bir meslektaşlar arasında, meslektaşlarla bir araya geldiğimiz bir yerde Gezi Parkı'nı tartışacağız. Biz bundan önce daha çok konuştuk. Türkiye'de de, yurt dışında da pek çok yerde gidip meralımızı anlattık ve Gezi'yi anlattık. İlk defa burada tartışacağız ve bu anlamda da önemli bir tartışma olacak diye düşünüyorum. Çünkü meslektaşlardan ilk defa toplu bir geri dönüş ve bir eleştiri alacağız. Hepinizin bildiği gibi Gezi Parkı sürecini ben çok anlatmayacağım. Ama bugün çok teknik anlatmayacağım. Şöyle bir magazin ve biraz da siyasetten bahsedeceğim. Teknik her zaman yaptığımız sunumlardaki kadar olmayacak. Çok daha minimumda kalacak. Taksim dayanışması artık tüm Türkiye bu iki kelimeden oluşan ve meslek odaları, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, semt derneklerinin bir araya geldiği ve emek örgütlerinin bir araya geldiği bu örgütlenmeyi çok yakın anlamıyor. Taksim Dayanışması Şubat 2012'de kurulmuş olan bir yapı. Bizlerin Şehir Planci Ordası İstanbul Şubesi ve Mimarlı Ordası İstanbul Şubesi'nin ortaklığında ve sekreteryasında esasında hayata geçmiş olan bir yapı. Daha sonra bu Şubat 2012'deki kuruluş zamanında 20'ye yakın bileşenin bulunduğu 1 Mayıs'taki Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'a kapatılmasıyla birlikte bu sayının 80'lere çıktığı ama Gezi sürecinden sonra da 130'a çıktı. Şu anda içinde 35 tane siyasal parti, bunlardan sadece MHP Saadet Partisi ve LDP bildiğim kadarıyla yok. Geri kalan neredeyse tüm siyasal partiler, siyasal örgütlenmeler, dergilerin içinde yer aldı. Çok ilginç bir örgütlenme hem de Türkiye'de de ilk defa böyle bu tüm kurumların bir araya gelebildiği bir yapılanmanın esasında yükünü bizler oda olarak, şube olarak omuzlarımızda bulduk. Ve elimizden geldiğince de bildiğiniz gibi Haziran sürecini, Gezi direnişinin tümünü de bu yapının koordinasyonunda götürmeye çalıştık. Peki neden Taksim? Çünkü biz İstanbul'da biliyorsunuz pek çok İstanbul'un kentleşme sürecine ve İstanbul'a gelecek pek çok alanda girişimlerde bulunuyoruz. Kentsel muhalefeti yürütüyoruz. Ama burada niye Taksim Meydanı diye bir soru ortaya çıkıyor. Çünkü bugüne kadar 3. köprüde, Kanal İstanbul'da da, Avrasya Türk geçişinde de daha İstanbul'un makroformunu değiştirecek düzeyde ve İstanbul'daki hayatı neredeyse bitirecek düzeyde veya İstanbul'un sağlıklı bir kentsel hayat sunamayacağını garanti edecek bu projeler yanında bir de baktık ki Taksim Meydanı gibi bir yerden inanılmaz bir toplumsal muhalefet oluştu biz diğer alanlarda bu muhalefeti beklerken. Tabii Taksim Meydanı'nın tarihine baktığımızda özellikle Taksim Meydanı'nın siyasetle ve siyasi alanla ilişkisine baktığınızda bunun ipuçlarını veriyor size. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin ikinci yapılan anıtının burada bir Londra'nın ortasında yapılan bir anıt olarak inşa edilmesi ve Cumhuriyet simgesinin buraya konması. Hemen arkasından modernizmle şekillenen bir ülkenin modernist bir simgesinin Atatürk Kültür Merkezi'nin buraya konması. Arkasından darbe süreci ve darbeyle birlikte askerlerin diktiği miğfer ve süngü heykeli ve darbenin simgesinin bu alanda yer alması. Bu taraftan 77 1 Mayıs'ı ve 77 1 Mayıs'ından sonraki tüm 1 Mayıs'ların bu alanda özellikle emek için bir simgesel mekan haline gelmesi. Bunun yanında 80'den sonra küreselleşmeye çalışan İstanbul'un ve küresel İstanbul'u yaratacağım diyen Dalan'ın Tarlabaşı yıkımlarıyla birlikte bu küresel kentin merkezini Taksim Meydanı haline getireceğim demesi. Ardından
Tabii Tayyip Erdoğan'ın ilk siyaset arenasında boy göstermeye başladığı dönemlerde 94 yerel seçimlerinde Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak olan cami ile birlikte İslam'ın küresel başkenti İstanbul'u yaratacağız söylemiyle birlikte hareket etmesi esasında Taksim Meydanı'nda neden bu sürecin yaşandı ve bir direnişin neden Taksim Meydanı'ndan ve bu kadar siyasi simgeyle donatılmış mekan üzerinden kurgulandığını bize ipuçlarını veriyor. İşte böyle bir mekanda bizlerin 2012 yılı Şubat ayında askıya çıkan bir imar planına bir dava açmamızla birlikte başlayan bir süreçti Taksim süreci. Burada Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası ve bizim ortaklığımızda yürütülen bir dava başladı ve 2012 Şubat ayında da Taksim dayanışması kuruldu. Bu dayanışma esasında İstanbul'da örneklerini gördüğümüz diğer dayanışmalardan pek de farkı olmayan bir dayanışmaydı. Daha önce biz Haydarpaşa dayanışması yine şubemizin sekreteryesinden yürüyen, bunun yanında 3. Köprü yerine Yaşam Platformu yine şubemizin sekreteryesinden yürüyen, benzeri çok fazla örgütlenme ve bunları ite kaka götüren meslek örgütleriydi. Peki sonrasında ne oldu? Tabii sonrasında İstanbul'da özellikle Taksim gibi belki de Türkiye'nin tek meydan olma hüviyetini kazanmış olan mekanında yaşanan bu süreç giderek ses getirmeye başladı. Tabii bu inişli çıkışlı oldu. Bazen 40 bin kişinin toplandığı bu süreçte 27 Mayıs 2013'e kadar toplandığı etkinlikler yapıldı. Ama bazen de bizlerin çok iyi hatırlıyorum 10 kişiyle basın açıklaması yaptığımız etkinlikler de yapıldı bu alanda. 27 Mayıs günü ise tabii o gün oradaki ağaçların kaldırılmasıyla birlikte başlayan süreç 27 Mayıs akşamı ben de orada değildim. Saat 22'de başlayan ve tamamen şans eseri fark edilen bir süreç. Hemen arkasından 28'inde orada 100 ya da 200 kişiydik. Ama ertesi gün 29'unda sayımız binlere ulaşmıştı. 30'unda orada 10 binlerce insan vardı. Hatta biz bir hesap yaptık, 20 bin evin insan vardı. Fakat 30'undaki o sabah yapılan müdahaleyle birlikte ve bizlerin orada esasında bu ülkenin eğitimli ve tırnak içerisinde o zaman toplumsal vicdanı harekete geçiren efendi çocukların görmüş olduğu o müdahale, o şiddet, polis şiddeti sonucunda 31'inde orada yüz binlerce insan vardı. Taksim esasında Gezi Parkı süreci bir anlamda şiddetin ve bir taraftan da kentsel muhalefetin bu süreye kadar başarısıyken bundan sonra 31 Mayıs'tan sonra tüm bu tablo değişti ve farklı bir siyasi mesaja döndü. Kentsel muhalefetle birlikte başlamış olan bu süreç. Tabii orada insanların birincil olarak özellikle toplum vicdanını harekete geçiren, orada görülmüş olan ve oradaki çok kimlikli, çok sesli, çok dilli, her yaştan insanın yer aldığı o gruba yapılan polis müdahalesiydi. Toplum vicdanı esasında bunu kendine yediremedi ve belki de Türkiye'de hayatında Gezi Parkı'nı ve Taksim Meydanı'nı görmemiş olan insanların büyük çoğunluğunu oluşturduğu 2,5 milyon insan sokağa çıktı. Bunlar resmi rakamlar ve devletin rakamları 2,5 milyon insan. Belki de fiili olarak sokağa çıkan insan sayısı çok daha fazla. Ülkenin 79 ilinde Gezi'ye destek eylemleri yapıldı. Bunun yanında Taksim'de ve İstanbul'da inanılmaz kalabalıklar sürekli Taksim Meydanı'na ulaşmaya çalıştılar ve 1 Haziran günü Taksim Meydanı belki de Türkiye'de bir daha da yaşanmayacak 15 günlük inanılmaz bir özgürlük, hoşgörü, paylaşım ve dayanışmanın hakim olduğu bir süreci yaşadık ki gerçekten de burada içimizde olanlar var mı orada bilmiyorum ama inanılmaz bir özgürlük yaşadık ve paylaşımın orada ne olduğunu, her din ve her ırkın nasıl bir arada yer alabildiğini ve kimlikler siyasetinin esasında Türkiye siyasetine belki de çıkan en büyük mesaj buydu. Kimlikler siyasetinin ne kadar da bu ülkenin kılıfına uymadığını ve bize bu artık çok dar geldiğini gösteren bir tabloyla karşı karşıyaydık. Tabii kentsel muhalefetin evrildiği yer bir taraftan da ifade özgürlüğüne, temel haklara ve insanların yaşam alanlarına yapılan müdahalelerin bu alandaki itirazına dönmüştü. Artık Taksim Dayanışması da buradaki süreci yönetebilecek ya da buradaki sürecin
ilerlemesini sağlayabilecek bir yapı olmaktan çıkıp tamamen buradaki koordinasyonu sağlayabilecek bir yapı hale gelmişti. Çünkü bizler hep düşünürken oradaki insanlar şunun çarelerini buldular. Buradaki çöpler nasıl bertaraf edecek diye düşünürken ertesi sabah bir baktık ki sabah saat 6'da orada bıraktığımız çöp torbalarını insanlar ellerine almışlar ve çöp torbalarına başlamışlar. Böyle bir organizasyon içerisinde bizlere düşen tabii ki bunun haricinde değil, tam olarak buradaki koordinasyon görevini yerine getirmekti. Ve şunu da söylemek lazım. Bizler hemen arkasından bildiğiniz gibi Taksim Dayanışma Sekreteriyesi'ni oluşturan 1 Mayıs'ta genişlemiş haliyle Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Şehir Plancı Odası İstanbul Şubesi'nin de DİSK, KESK, TUMOK ve TTB yani Türk Tabipler Birliği'nin de olduğu bir heyetle birlikte Bülent Arıcı görüşmeye gittik. Bu görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın aracılığıyla gerçekleşti. Yani Cumhurbaşkanlığı bu görüşmenin yapılmasını talep ettikten sonra hükümetten böyle bir bize davet geldi. Hemen ardından bizler burada taleplerini dile getirdik. Ve buradaki birinci talep tabii ki Gezi Parkı'nın park olarak kalması idi. Atatürk Kültür Merkezi'nin şu anda başlayan projesiyle birlikte restore edilerek yeniden kullanıma açılması. İkincisi gözaltına alınan ve Taksim Gezi direnişine katıldığı için sadece suçlu bulunan arkadaşların kovuşturmalara yaranmaksızın serbest bırakılmalarıydı. Üçüncüsü özellikle buradaki yaşanan polis şiddeti ve o sıralarda iki arkadaşımız hayatını kaybetmişti. Bu iki kişinin hakkında sorumluların görevden el çektirilerek haklarında soruşturmalar başlatılması. Dördüncüsü ise Taksim ve Kızılay meydanları başta olmak üzere tüm meydanların Türkiye coğrafyasındaki tüm toprakların ifade özgürlüğüne açılmasıydı. Bunları ilettikten sonra tabii ki bizler tekrar Gezi'ye geldik. Burada taleplere ilişkin bir süreç yaşanmadı. 13'ünü 14'üne bağlayan gecede yine bu sefer hükümetten başbakanla gerçekleştirdiğimiz 4 saat süren gergin bir toplantı yaşadık. Oradan sonra başbakan toplantısından sonra biliyorsunuz biz bir açıklama yaptık. Fakat bu açıklamayı da Şehir Plancı Odası olarak gerçekleştirdik. Ben gerçekleştirdim orada açıklamayı. Biz buradaki gerilimi, özellikle de sokaktaki gerilimi, tansiyonu stabil bir şekilde muhafaza etmek ve tansiyonu arttırmamak üzere çok nötr ve çok ortada bir açıklama yapmaya çalıştık. Ama ertesi gün başbakanın şeyiyle birlikte, buradaki açıklamasıyla birlikte özellikle bu toplantının ne kadar gergin bir ortamda geçtiğini söylemesiyle birlikte esasında bunun ilk uçları da verilmiş oldu. Tabii şu ondan sonra o süreç 15 Haziran'da parka yapılan müdahale ve hemen arkasından yaşanan forumlar süreci de İstanbul'da başlayan ama tüm Türkiye genelinde yayılan, bu sıralarda sayıları 70'e varan forumlarla birlikte esasında Türkiye bir anlamda temsili demokrasiden yerinde ve doğrudan demokrasiyi tecrübe etmeye başlayan bir süreç yaşadık. Yani bizlerin özellikle meslek odalarının buradaki rollerini bir anlamda tartışmamız gerekiyor. Özellikle sivil toplumun bir anlamda zayıf kaldığı ama bunun yanında örgütlü olan meslek odaları ve emek örgütlerinin ön plana çıktığı ve insanların sokağa çıkması için de meşru bir zemin yarattığı bir ortam yaşadı. Yan yana gelemeyecek siyasetlerin bir araya gelebildikleri günlerin de esasında yaşanmasının nedeni bizlerin meslek örgütlerinin bu meşru zemini ve bu örgütlü geçmişleri, deneyimleri nedeniyle yarattıkları ortamdı. Ama gelin ki meslek odalarının faaliyet alanlarının yanı sıra esas çıkan mesaj burada bir anlamda kentsel muhalefetten öte siyaseten verilen bir dersti. Bu derste esasında sokaktan çıktı. Burada
süremez herhalde. Cengiz Hocam da sürekli telefona bakıyor. Buradan şöyle bağlayayım. Dersleri isterseniz son 5 dakikamız kalacak herhalde. Orada tekrar konuşalım. Hem sizlerden geri dönüşlerle birlikte cevaplarız. Birinci olarak hükümetin yapmış olduğu bu projeci yaklaşımın esasında içerdiği çelişkiler, toplumsal ve mekansal çelişkiler bir anlamda Gezi'yle birlikte, Gezi denilişiyle birlikte gün yüzüne çıkmış oldu. Ama az önce de söyledim, yani Gezi'nin belki bu çelişkiler gün yüzüne çıkarken bizler de başka bir çelişkin içine düşmüş olduk. Neden İstanbul'un hayati öneme sahip diğer İstanbul'u etkileyen projelerde aynı toplumsallığı yakalayamadık gibi tartışmamız gereken önemli bir konu var. İkincisi, hükümetin sürekli olarak kullandığı yenilikçilik söylemi esasında elinden alındı. O yenilikçilik söylemini elinden alansa buradaki orantısız zeka ile ve orantısız zekanın gösterdiği o duvar yazılarının ortaya çıkarttığı fotoğraf esasında yenilikçi bir siyasetin esasında sokakta yeniden üretildiğini gösteren çok güzel örnekler var bu konuda. Bunun yanında tabii bu yenilikçilikle birlikte bugünkü demokrasi kalıbının da esasında bizim üzerimize artık çok dar geldiğini ve bunun ileri bir adımının tasarlanması gerektiğini sokak bizlere gösterdi. Belki de hayata ilişkin en önemli şey ise her türlü siyasetin, her ırkın, her dilin ve her cinsiyetin bir alanda hep beraber var olabileceğini, paylaşabileceğini ve dayanışabileceğini gösteren bir süreç yaşadık. Bu anlamda dünya örneklerine de baktığımızda Türkiye'de yaşanan bu sürecin bizim Gezi direnişinde yaşadıklarımızın esasında örneklerinin de olmadığını, bizlerin çok yeni bir mücadele tarzını ve çok yeni bir direniş alanını keşfettiğimizi bizlere gösteriyor diyorum. Burada son veriyorum. Bir sonraki konuşmada buradan çıkan derslere geleceğiz. Şimdi yarım saat zamanımız var. Bu yarım saat zamanı en etkin biçimde kullanabilmek için ikiye bölüyorum ben. 15 dakika kadar salonda sorusu olan, görüş ifade etmek isteyen kısaca arkadaşlarımız işaretler varsa yapabilirler. 15 dakikada evet. Teşekkürler. Murat Çevik, Şehir ve Bölge Yüksek Tanrısı. Benim sorum çok kısa ve telkin olacak. Bu sürecin benim takip edebildiğim boyutu olan benim içimden değil ama dışından sosyal medya bağlantısı ve etkisine ilişkin bir tespit ya da bir çalışma yaptılar. Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Etkileri daha da
Sinem Hocam, Kuzey Üniversitesi'nden Tayyip Bey'le soracaktım. Gezi direnişi sırasında üniversitelerin duruşunu ve tutumunu analiz etme şansınız oldu mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ayşe Üçgezer. Teşekkür ediyorum sunumlar için öncelikle. Ben aslında sorudan çok birkaç noktada açmalarını isteyeceğim. Bir Tayfun arkadaşımızdan. Biz hep kentsel muhalefeti kitaplarda okuduk, hiç yaşamamıştık aslında. Mücadele alanı olarak birken. Bu anlamda birkaç değerlendirme aslında yapmamızı isteyeceğim. Yaptığımız ama kentsel muhalefetin aslında deneyimini, pratiğini yaşadık. Hep teoride kalmıştı bu anlamda şeyin. Birkaç değerlendirmeyi açmanızı isteyeceğim yaparsanız. Bir diğeri de Çağatay Hocam'da. Aslında Tukorman Çiftliği doğal yapı itibariyle baktığımızda da Ankara'nın su toplama havzası. Yani akarsularının, derelerinin toplanma noktası Ankara Çayı'nın aslında göl alanıydı. Kurutulmadan önce otaklık olarak da geçer. Bu anlamda baktığımızda bugün yapılan müdahale yani bir akarsu toplanma noktası olmaktan çıkarıldığında da başka bir riske işaret edecek altyapı açısından ve hidrolojisi açısından ve bu konuda birkaç değerlendirme yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Ben Değer Hanım'a bir şey soracaktım. Sadece şunu söyleyeceğim. 1986 yılında Büyükşehir Belediyesi yine Expo söylemiyle İnciraltı'nın fuar alanı ilan ediyor. Meclis kararında var. 93'te de 673 bin metrekare alanı metro tamir bakım atölyesi ilan ediyor. Otoyol geçerken biz de oraya iptal davası açtık. Paralel geçsin dedik Mithatpaşa'ya. Yeni bir avra alanı oluşmasın diye. Ama bu da mahkemece 120 davayla reddedildi. İkinci derece sit kararı da iptal edildi. Benim üzerine durduğum şey şu. 2008 yılında Büyükşehir Belediyesi buraya meclise tarım alanı kararı aldı. Balçova Belediyesi'nin katılımıyla. Aynı Büyükşehir Belediyesi Expo alanı kavramıyla bakanlıkta ortak çalışma yaparken ki bunu mahkeme iptal etti. Aynı direnci neden göstermedi? Bir de bakanlık yazışmasıyla alınan kararla Buca Hara alanında Büyükşehir Belediyesi 25 binlikte doğal ve ağaçlı karakter kullanacak alanı aynı kendi meclisiyle 3 ay sonra seçimde 3 ay kadar yaklaşık 1000 daireyle 472 tane ağacın kesileceği bir karar kapsamı içinde aynı tarihlerde paralellik arz etmesi bu açıdan Expo'ya karşı mı değil mi İnciraltı süreçleri bakımından yerel yönetimin direncinde karşılaştırmanızı talep edecek. Teşekkür ederim ama sorunun bir bölümü sanırım Değer Hanım'ı ilgilendirmiyor ama bilemiyorum kendisi cevap verebilir mi? Büyükşehir adına bulunmuyor burada çünkü. Tabii aynı şey yani sunumu yaptığı için evet. Ayrıca Taksim ve Gezi sadece orayla sınırlı değil. Jüro alanında, Jüro çiftliğinde bir acaba böyle bir alan olabilir. Teşekkür ederim. Başka? Merhabalar, Türkü Cihangör, Ortodoks öğrencisi. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm katılımcıları sunumlar için. İlk olarak Çağatay Hocam'a bir sorum vardı. Aslında Tayfun'un benzer bir sorusu. Yani diğer benzer örneklerin neden toplumsal tabana yayılamadığı ve muhalefet doğuramadığı konusunda AÇ örneği üzerinden belki karşılaştırabilir. Çünkü günümüzde hatta odanın da çok davası var ve hani arazinin kırpılması hala devam ediyor. Bunun Ankara bağlamında bir değerlendirmesi yapılabilir mi? Bir de Tayfun aslında tüm katılımcılara da olabilir. Başka bir sorun olacaktı. Bu bugün deneyimlediğimiz bu yeni işte demokrasi pratiğinde bence planlamanın halk arasındaki tanımı değişiyor, algısı değişiyor ve plancının da rolü değişiyor. Özellikle forum katılımlarında ya da kendi meslek alanı pratiğinde plancının rolü nasıldır, nasıl olmalıdır? Bu konuda birkaç fikir verirlerse çok sevinirim. Teşekkür ederim.
ederim. Bu değerli sunumlar için tek tek teşekkür ediyorum. Aydın Hocam'ın bir sorunu sormak istiyorum. Daha doğrusu merak ediyorum. Özellikle bu süreçle ilgili gerçekten direnciler kağıttan çıkıp da hayatta geçmiş olmanın onu yaşadık gezide. Oldu olmasak da biz İzmir'in yaşadık. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle bu süreç güçlendi ve geliştiğinde merkezi idareden ve yerel idareden çelişkili açıklamalar gelmeye başladı. Yerel idareler bu konuda geri adım atacak gibi konuşmalar yaptılar ama gerçekten kamuoyunu yansıttıkları gibi bir geri adımları oldu mu? Özellikle plan süreciyle ilgili, plan konusunda. Bir de şu anki o Taksim yayalaştırma projesini şu an gidip görmediğimiz için bilmiyorum. Bu şey Gezi'deki şeyle Topçu Kışlası ve diğer planlarla bir şeyi var mıdır? Plan içerisinde midir? Yani o planlarla birlikte midir? Yoksa ayrı bir plan mıdır? Şu anki özellikle o yayalaştırmayla ilgili düşünceleri nelerdir? Onunla ilgili bir anlatı istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ege Yıldırım, Koç Üniversitesi. Bir sorum Nehir Hanım'a olacaktı ve bir sorum Tayfun'a da. Yani biraz saf bir soru olabilir Akgül'ün belki tuhaf sevgisiniz ama şöyle. İzmir Şehir Plancıları Odası Expo'nun İnceraldı'nda yapılmaması yönünde mücadele ediyor. Peki Expo'nun İzmir'de yapılmasını fikren değerlendiren ve daha iyi bir alan arayan bir çalışma yapıldı mı? Bu merak ediyorum. Tayfun Bey için de biraz yorumla karışık genel bir nokta belki. Bundan sonra ne olacağına dair hepimiz çok kafa yoruyoruz. Yani bir yandan olayın somut başlangıcı olan parkın hani, yapılaşma statüsünde bir zafer elde ettik gibi görünüyor. Şimdilik duruyor yerinde. Tabii ne kadar güvenmeli bilemiyoruz ama bu bir kılım sayılabilir. Ama tabii diğer çılgın projelerden bir zafer bekleyebilir miyiz? Hayatta bu tamamen hayalcilik gibi görünüyor. Ama bir yandan da Gezi Ruhu hepimizi değiştirdi diye bir psikolojik deprem ve devrim yaşadık aslında. Bunun devamı var mı? Hepimiz Eylül'de bekledik aslında herkes tatilden dönünce. ve işte Eylül'ün başında bir takım birkaç gün sokaktaki çatal hareketlerden sonra ne oldu? Bir merdiven boyama. Ben bunları Gezi'nin devamı olarak sayıyorum şahsen. Merdiven boyama hadisesi yaşadık. Sonra OTTÜ yaşıyoruz. Belki zincirleme olaylar devam ediyor ama ne olacak? Belki seçimlere mi odaklanmalıyız? Sizin geleceğe dair hani en gerçekçi ve en iyimser senaryolarınız nedir acaba? Yani bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bugün sabah bir haber geldi. Baba Orman Tümer İster Odası'nın Orman İdari ve Maliye Müsterifini ilgili bakanlığa bağlandığıyla ilgili. Ve yine haberlerde Tımova bağlı 12 oda hakkında da Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın bir kararnamesi yine İdari ve Maliye Denetimi'nin ilgili bakanlıklara bağlanmasıyla ilgili. Kararnamesinin Bakanlar Kurulu olmayı sunulduğu söyleniyor. Bu Tayfun Bey son söz olarak odaların meslek örgütlerinin toplumsal muhalefetteki yönlendirici rolünün önemine vurgu yapmıştınız. Bu son değişiklikler bunu nasıl etkiler? Son soru arkadaşlar. Teşekkürler sunumlarınız için. Ramazan
istiyorum. Kentsel marifetin bu kadar yükselmesi değinmemini sordu Tayfun'a. Aslında kentsel marifet burada yükselmedi yani. Aslında ilk deneyimiz değil bu. İşte Başıbüyük Mahallesi verilmiştir. İşte Sulukule, Değermez Mahallesi. Bunların hepsinde odamızın içinde bulunduğu hareketler aslında. Alt nokta Körler Derneği'nin okulu Sarıyer'deki, Ankara'daki süreçler. Ama bunların hepsi kısmen kazanılmış, kısmen kaybedilmiş alanlar. İşte başı büyük bir bölümünü kaybettik. Bir bölümünü TOKİ'ye verilmedi falan. Aslında 2007'de başlıyor Taksim'deki hükümet dolar mücadele. Çağlayan meydanını kapatınca hükümet adliye yapacağım diye bize sadece şeyi verdiler. Kazlıçeşme meydanı ve Beykoz şeyini verdiler. Dolayısıyla orada bir resleşmeye doydu hikaye. 2008'de çatışmalar, 2009'da çatışmalar, 2010'da çatışma, 2011 ve 2012 işte alan verilerek girildi. 2013'te tekrar kapatıldı. Aslında yani burada bir siyasal birikim de var. Evet. Yani kentsel muhalefetle siyasal mücadele ortaklaştı oranda. Çünkü alanlara çıkan insanların talebi sadece Taksim ve toplu çalıştığının yapılması değil. Sorular. En büyük sorular orada hükümet istifa etti. Bu önemli bir aslında girdi. Ya bundan sonraki toplumsal mücadelenin hem kentsel mücadeleyle hem de siyasal mücadelenin ortaklaşmasıyla yürüyeceğini aslında güvenlerini buradan gördük. Şimdi kalan süreyi dediğim gibi şey yapmak istiyorum. Söz sırasına göre yine aynı devam edeceğim. Sol baştan Çağatay Bey'den. Yalnız soruları ağırlıklı olarak Tayfun arkadaşa geldiğini düşünerek ona birazcık daha fazla zaman bırakmanızı özellikle rica edeceğim. Şimdi bu Atatürk Orman Şirketi ile ilgili olarak bundan önceki belediye başkanımızın düşüncesi de burayı bir Disneyland gibi görmek. Yani. Ama şu andaki projelerde de bu alan işte bir, çok büyük bir hayvanat bahçesi şeyle karşı karşıyayız. Diğer yandan işte bu bölümünde işte Aksaray. Bu Atatürk Orman Çiftliği'nin anlamı, bugünkü anlamı şöyle. Ben bununla incir altındaki alan arasında özdeşir gibi kurabiliyorum. Antalya'daki çok değerli tarım toprağı Kır Cami bölgesini de kuruyorum. Şimdi kentin içinde şükür meslektaşlarımız arasında şükür konularla, şükür eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Kentin içinde tarım alanı olmaz. Neden olmaz? Böyle bir kural mı var? Bize kentin içinde tarımsal alan olmaz dedirten şey aslında bize o kentsel ranta dayalı bir kentsel büyümenin mantığı. Bunu yıkmak önemli. Böyle düşündüğünüz zaman Gezi şeyinin farkının olduğu yerde şey yapmak, alışveriş merkezi yapmak da çok şey gelebilir. Çok mantıklı gelebilir. Mantıklı da gelebilir. Ama esas olan bunu kırmak. Niye Gezi olayları tabii ki arkadaşıma katılır ama bunlar yeni değil. Bir birikim sonucunda ortaya çıkıyorlar. Esas olarak toplumun kamusal alanı takip ediliyor. İşte o farklı etnik, Tayfur arkadaşım şöyle bir laf etti, farklı etnik kimlik, bunları bir araya getiren bir durum vardı. Çünkü yıkıma uğratılan o farklı etnik ayrışmaları, o bölünmeyi ortadan yaratan şey o kamusal ortamın yok edilmesi. O
kamusal organ yok edildiği zaman o buna karşı bir tepki de ister istemez bütün bunları hem birleştiriyor, uzun bir süre ayrıştırdı, şimdi birleştiriyor. Kentler için nereden tarım alanı olmaz? Olur. Pekala olur. Siz ona göre politika geliştirirseniz olur. Son bu 29 ilde yaratılan şey, iktidarın yarattığı şey aslında kendi kuyusunda kazacaktır. Bütün o tarımsal olan yaratacağı sonuçlar yıkım bilmem ne ama anlamlı bir kentsel politikayla belki işte o Cumhuriyet döneminin o devrimci politikaları, halkçı politikalarını yeniden o 29 ilde tarımsal alanı korumak, kırsal kesimi korumak, köylüyü uygarlaştırmak, köylüye kentsel hizmeti götürmek açısından da bir imkan doğuracak. O bakımdan İnciraltı'nda eğer biz sadece alanı korumak gibi bir anlayışla yaklaşırsak koruyamayız. Biz orada esas olarak üreticiyi de korumak zorundayız. İşte çiftlikler düşüncesi böyle bir düşüncenin ürünü. Burada ama sadece üretim değil, üretimle ilişkili bir kültür, yaşama, toplumsallaşma kültürü ve dinlenme kültürü geliştirmiştir. Bugün bütün kent merkezlerindeki kamusallığımız ya da o ortak ilişki, değişim, iletişim ortamımız alışveriş merkezlerine taşınmaktadır. Yani tüketim kültürüyle ilişkilendirilmiş bir dinlenme etkinliğine dönüştürmektedir. O bakımdan ben Ayşe arkadaşımızın söylediği şeye katılıyorum. Bir de ayrıca burası Atatürk Orman Çiftliği kentin hiç yapılaşmaması gereken bir alan. Her şey bir alan. O bakımdan birkaç şey üst üste çakışmaktadır bu alanda. Bu alanın günümüzde çok önemli bir tarımsal araştırma geliştirme bölgesi olarak şimdi bir sürü arkadaşa soruyoruz, konuşuyoruz. İşte bomboş arazi. Tabii ki bir işletmeyi geliştirmediğiniz zaman bomboş arazi olarak kalır. Ama geliştirdiğiniz zaman farklı bir sonuç doğurur. O bakımdan yani bu alanın özellikle bu fikrin, çiftlikler fikrinin ben önümüzdeki dönemde çok gerekli olacağını, kullanılacağını gereksinmedim. Yani 31 Mart günü bu 29 ildeki belediye şeyle uğraşmak zorundadır. Kendi il sınırları içinde kırsal alanla uğraşmak zorundadır. Tarımsal kesimde uğraşmak zorundadır. Yani bu hayır şimdi eleştiriyoruz. Topladık. O bakımdan bundan kaçamayacağımız açık ama bu değişik biçimlerde olacaktır. Örgütleyecektir. Bir ortak çiftlikler olur olmaz. Örgütler tarımsal kesimi. Yani bu tarımsal alandaki işletmelerin bölünmesini yaratmış sorunları biliyoruz. Zaten bir sürü mesela Çankaya Belediyesi örneğinde de bu şeylerle, çiftçilerle, köylülerle zaten uğraşmak durumunda. Yani önümüzdeki dönem böyle bir dönemdir. Atatürk Orman Çiftliği. Ama hepsini ayrıntılı veremem. Notları var mı orada? Hazırlayabilirim. Ben size soru çıkmayacağım. O parti değil. O yüzden isterseniz atmayı unutuyorum. Teşekkür ederim. Nehir Hanım benim. Tuval Bey'in 2008'de Büyükşehir'in neyi onayladığını anlamadım. Tekrar ederse. 2008'de Büyükşehir Belediyesi İnciraltı'da tarım arazisi meclis kararı, planlama kararı aldı. Sonra Expo'dan sonra buna anlayış sağladı ve direnç göstermedi. Bunu karşılıklı görüşme yazışmayla. Yazışma tarihiyle Jura Çiftliği arasındaki fark bir hafta. Onu altını çizdi. Yani ben de ulaşabildiğimiz yasal belgeler üzerinden değerleme yaptık. Ama sonuçta hani burada merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklaştığı ya da onama kurumları dışında yetkileri kapsamında ortaklaştığı ya da pazarlıkları gibi bir takım spekülatif yaklaşımlar ya da basınların haberleri üzerinden okur yorumlara katılıyoruz. Ama bunu İzmir'de genel olarak herkes nerede ne kadar uzlaşıldığı konusunda ya da bu yer seçiminin kaçıncı kattan kiminle yapıldığı konusunda zaten bir bilgi sahibi.
CİRO konusunda evet biz zaten Haraya da dava açmıştık. Orada üst ölçekli planlarda doğal karakteri korunacak olan alanın daha sonra yapılaşmaya açılması konusunda. Bunun dışında en son karayollarını da izlediyseniz bu sürece karayollarının yine üst ölçekli planlarda kentsel büyük yeşil alan olarak tariflenen bir alanın daha sonra özelleştirme yoluyla ticarete açılmasına yine aynı şekilde karşı çıktık. Bu konuda basın açıklamaları ve dava sürecini başlattık. Ayşe Hanım'ın sorusu, İnciraltı Expo sürecini değerlendiren bir çalışma yaptı. Evet, Torgu Hocam burada yok ama Torgu Hocam'ın oda başkanlığı döneminde ciddi bir çalışma var, hatta birkaç çalışma var. İnciraltı'nın nasıl planlanması gerektiği ve bu konuda yaklaşık 10-15 tane yer seçiminin yapıldığı ve daha sonra yapılan yer seçimleri sonucunda neden buca kaynakların olabileceği konusunda bir tespit var. Bu değerlendirme kitapçığının içerisinde de verilen linklerde bu basın açıklamalarına da ulaşabiliyorsunuz. Web sayfamızda da var. Bu bana gelen soru bu kadar. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir nefne son şey çarptım. Saat 45 dakika konuşmuştum. Gezi'yi anlatmıştım. Öğrenci arkadaşlar, öğrenci kampında. O yüzden her şeyi bir solukta ve kadar kısa sürede anlatmak tabii çok zor. Ama şuradan sorulardan isterseniz başlık dersler var demiştim. O derslere de içerecek bir şekilde kısaca aktarmaya çalışayım. Murat, sosyal medya bağlantısı için bir çalışma yapıldı mı dedi. Yani sosyal medyaya ilişkin veriler toplandı. O gün Twitter'dan tweetler nereden atıldı ve dünya haritasında, Türkiye haritasında bu tweetler nasıl konulandı? Oradan ilginç şeyler çıkıyor. Örneğin Arap Baharı sırasında tweetlerin pek çoğu yurt dışına atılmış ama Türkiye'de yani Gezi Parkı'nda bizim için söyledi. Tweetlerin hepsi Türkiye'den, özellikle İstanbul'dan neredeyse %80'lere varan rakam buralardan gösteriyor. Bunları şubenin her yerinde yayınladığı Almanak'ta Haziran bölümü tamamen Gezi olacak ve burada bütün bu analizleri yayınlayacağız. Ama sosyal medyanın yanında medya ne yaptıklarsan medya esasında destek verdi bize. Çünkü medya bu kadar görünür kılsaydı Gezi'yi ve Gezi süreci belki bu kadar da kitleselleşmezdi. O yüzden medya verdi. Teşekkür ederim. Gezi Parkı, Yeşil Alan'ın küçük bir parçası, bardak taştığı için plan oldu dediniz. Gezi Parkı Pros planının ikinci bölge planı, bir tanesi tarihi yarımın içinde. İkincisi de bu alanda, yani Gezi'nin olduğu, Gezi Parkı'ndan başlayıp aşağıda Dolmabahçe stadının olduğu yere kadar Dolmabahçe'ye uzanan o vadiyi kapsayan bir yeşil alan esasında burası. Ama daha sonrasında pek çok müdahale oldu. Bugün bir stadı yapıldı. Daha öncesinde İmam Üstadı var esasında. Bu parkı yapılan bir tarihte. Sonra dediğiniz gibi Hilton yapıldı ve orada oteller yapılmaya başlandı ve oradaki alan neredeyse yok edildi. O bölge parkı yok edildi. Bu anlamda bir itiraz mı? Bence bardağın taşıyan son damla değil. Çünkü bardağın taşıyacağı başka noktalar vardı. Esasında az önce de anlatmaya çalıştık ki bu mekanın bir anlamda hocamın da az önce bahsettiği belki de tek kamusal mekan olarak tarif edebileceğimiz o siyaset anlamında da yüklü bir mekanın ne yapılan müdahale olduğu için esasında bir taraftan o kadar fazla marifetin örgütlendiğini düşünüyorum. Üniversitede tutumdan izlediğinizi dileriz. 29 Mayıs'ta önce İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanları bir basın açıklaması yapacaklardı. Daha sonra orada Gezi'de konuşurken bunu niye tüm okulları vermiyoruz diye bir önlem çıktı. İstanbul'da şehir ve bölge planlama bölümüne sahip 3 üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden tabi arzu eden öğretim üyelerinin imzasıyla o da yaklaşık %70'iydi. Belki Şençe Hocam daha iyi bilir. Onların imzasıyla bir metin ve bir destek metni bu kamusal mekanda yapılan müdahaleyi ilişkin bir metin yayınlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi 15 gün boyunca revir olarak kullanıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi biliyorsunuz. Gezi Parkı'na çok yakın, yaklaşık 100 metre uzaklıkta. Orası bir revir olarak kullanıldı.
bu süreçte. Tabii diğer üniversitelerin ve şeylerin yorumlarını size bırakıyorum. Kentsel muhalefetin deneyimini, yani esasında burada bir kafa karışıklığı. Yani bu bir kentsel muhalefet mi, siyasal bir muhalefet mi? Burada bir açmaza düşüyoruz. Ama şunu söylemek lazım, tabii kentsel muhalefetin özellikle kent üzerine kurduğu siyasetin ve yerelde yapılan siyasetin bundan sonra çok daha etkin bir şekilde siyaset alanında yer alması gerektiğini ve buradaki doğrudan demokrasi, birebir erişilebilir bir demokrasinin daha işlevsel olduğunu gösteren bir tepkiyle esasında gezi direnişi. Bu anlamda belki kentsel muhalefetin altını bu şekilde çizebiliriz. Yani yeni demokrasi pratiğindeki planlamanın rolü de belki de buradan tartışılabilir. Daha katılımcı bir demokrasi ihtiyacından dolayı planlamanın da yeni bir modelle ortaya çıkması tartışması buradan sorabilirim Hüseyin'in sorunun cevap olarak. Merkez ve yerel idareden iki idareden de esasında geri adım gelmedi. Bugün iptal edilen plan iptal edildi. Davamız üzerine. Bugün Danıştay'da temizde plan ve Başbakanlık görüşmesinde Başbakan esasında tek söylediği şey de eğer hukuk bu planı iptal ederse yeni bir plan yapmayacağız. Yani bir hukuk devletinde esasında üstten aşağıya doğru ne kadar hukuka bağlı bir yönetim izlediğimizde oradaki tezahürlüğü bu açıklama. Şunu söyleyebilirim, yerel yönetimler tam tersi de çok daha geri planlardır. Çünkü tüm süreç, tüm söylemde merkezi hükümet tarafından götürüldü. Tabii kent içerisinde, belki kent içindeki bir toplu iğne başı etmeyecek bir alan üzerine merkezi hükümetin bu kadar çok söz söylemesi de işte o yeni demokrasi arayışını da belki nüvelerini bize veriyor. Tüm bugün yapılan yerelleştirme projesi planlama, hatta bugün o yerelleştirme projesi iki ayda yapılmadı. Yani Mete Caddesi'nden yine Harbiye yerine doğru ve İnönü Caddesi'ne Mete Caddesi'ni bağlayan ve İnönü Caddesi'ne sıra sergileri bağlayan tüneli, oradaki kavşağın üç bölümü esasında yapılmadı şu anda. Onlar beklemiyorlar. Bu projeye başlandığı için bitirildi. Tabii bitirilmesi de mümkün olmayan bir süreç. Çünkü hükümetin o iptal kararı vardı. Burada inşaata devam edilmesi de hukuki olmayan bir süreci gündeme getirdi. Şu anda yerelleştirmede aynı şekilde proje hakkındaki düşüncelerim tabii bugün çok teknik konuşmadık. Teknik konuşmak proje var. Ama projeye bağlayabilir miyiz? 10 tane soru var. Bir sonraki oturumdan alıyoruz. Tamam. Evet, bitiriyorum şu anda. Yani o yayalaştırma projesine geldi. Bu bir yayalaştırma değil. Tam tersine bir araç öncelikli bir proje. Yeni burada bittiğim bir eşitliği. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Esasında buradan çıkartacağım gazetelere bakıyor bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Kendi açımızdan okursak, meslek odaları olarak bakarsak bu sürece bundan sonra meslek odalarının da emek örgütleri de diğer örgütlenmeleri de buradan ders çıkartması ve bir anlamda bu örgütleri de daha demokratik bir yapılanmaya doğru nasıl gideriz? İlk önce bunun tartışması gerekiyor. Bizlerin de demokrasiye ihtiyacı olduğu bu sürece toplumsallaştık diyoruz ama kendi içimize baktığımızda döndüğümüzde bizlerin de kendimizi sorgulamamız gerektiğini bir sonuca vardık esasında. Siyaset üstü bir ruh yarattık. Ama bu siyaset üstü ruhu yaratırken de bizler ne kadar demokratiklik onları tartışmamız gerekiyor. İkincisi buradan siyasete bir ders çıktı. Siyaset yapma tarzına ilişkin bir ders çıktı. Hep bize şu soru soruluyor. Gezi Parkı'nı kuruyor musunuz? Hatta bana tweetler geliyor. Gezi Parkı ne zaman parti kuruyorsun diye. Yani Gezi'den bir parti falan siyasal bir bölge çıkmaz. Çünkü beş benzemez bir arada olmaya çalıştığı bir alanda bir siyaset yapmak imkansız. Şu anda bir Gezi Partisi kuruldu diyorsunuz. Ama ben bunun da örgütlenebileceğini ve kitleselleşebileceğini düşünmüyorum. Esas olan mevcut siyasetlerin siyaset yapma tarzında ve şu anki hep üzerinde konuşurken de vurguladım. Kimliklere dayalı bu siyaseti bırakarak yeni bir siyaset özellikle sınıflar üzerine kurulu yeni bir siyaseti keşfetmemiz gerekiyor.
biz sınır siyaseti yapmadığımız sürece, bu kimlik siyasetine hapsolduğumuz sürece bu tartışmalarda, bu ayrışmalar ve toplum içerisindeki ayrışmalarda sürekli olarak devam edecek. Böyle bir siyasete ihtiyacımız olduğunu esasında gezi ve oradaki paylaşım, oradaki dayanışma bunu ortaya çıkarttı. Meslek odalarının toplum son değişiklikler nasıl ettiler? İşte bu son değişiklikler de esasında bu kadar toplumsallaşan meslek odaların önüne engeller dizmekte ama bizler gelirlerimiz daha da az olsa da üyelerin katkılarıyla ve sizlerin katkılarıyla yine belki daha küçük metrekarelerde ofislerle ama devam edeceğiz. Yani bunu şu anda başka bir rolü ya da modeli yok. En sonunda şunu söyleyeyim. Özellikle burada bizlerin sırasında kaybettiğimiz, yaralanan arkadaşlarımızı almamız gerekiyor. 6 can getirdik. Kolay değil. 5'i eylemlerde, bir de polis arkadaşımız olmak üzere. 6 insan ve bu 6 insanın en büyüğü 26 yaşında. Bu anlamda yani bir park mı, bir can mı dersiniz? Yani o parkı boş verin, o park bina olsun ama insan kaybetmeyelim. Esas sıkıntımız, esas sorunumuz bu. Burada esas unutmamız gereken bu. 15 bin yaralı var. Kurtarıcılar Birliği rakamları bunlar. Bu süreçte yaralanan arkadaşlarımız ve bunların 11'i gözlerini kaybettiler. Bundan sonra da hayatlarını etkileyecek bir süreç aslında. Gözaltılar var. Hala da tutuklu olan 125'in üzerinde kişi var. Gezi direnişine katıldığı için. Şu anda bizler soruşturma geçiriyoruz. Akif, yani bizim odadan Akif ve benim aklımda açılmış olan kitlelere sokağa dökmek sanki bir tur çıkmıyor kişiye cep telefonu mesaj attık. Onları sokağa çağırdık. Kitlelere sokağa dökmek ve örgüt liderliği yapmaktan şu anda soruşturuluyoruz. Bunları tabii ki sizin takdirinize bırakıyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Gezi hepimize umut verdi ama bu umudu yaratanları da her zaman anlamamız gerekiyor. Yani çok klasikleşmiş bir sloganla bitirelim. Bu da başlangıç mücadeleye devam ediyoruz.